Çiğdem Toker, T24. Yılmaz bu defada borcu perdeledi. Gizli sözleşmelerle dövize dayalı garanti verilen onlarca büyük proje seçim sonuçlarıyla birlikte rahat bir nefes aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la partisi AKP'nin iki seçimde birden galip çıkması, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu sözleşmeler için kampanya döneminde sıkça tekrarladığı vaatleri geçersiz kıldı. Hatırlayalım, oğlum, hazineye büyük yükü saklanan ve birden fazla nesili borçlandıran söz konusu kamu özel işbirliği projelerinin dayandığı sözleşmelerin yeniden gözden geçirileceğini taahhüt etmişti. Bu taahhüdün şirketleri rahatsız ettiği de özellikle seçimden önceki haftalarda çok tartışma konusu olmuştu. Müjde dilenciliği Proje finansmanı alanından uzman hukuk bürolarından birinde çalışan bir tanıdığım var. Geçenlerde yolda karşılaştık. Seçim öncesinde bu projelerle ilgili yaşanan büyük tedirginliğin yerini büyük bir rahatlamaya bıraktığını söyledi. Haklıdır elbet. Onlar rahatlamasında iktidar medyasının her artış döneminde müjde dilencisi gibi göstermek istediği memur ve emekli mi rahatlasın? Onlar yani büyük müteahhitlik şirketleri ile yerel küresel finans kuruluşları ABD AB enflasyonlarına göre güncellenen garantilerini hazineden ilgili bakanlıklardan tıkır tıkır tahsil etmeyi sürdürüyor. Ücretli ve emeklinin her dakika eriyen TL ile aylık almasıyla mı ilgilenecekler? Neticede köy projelerini yapanların keyiflerinin yerinde olması anlaşılır bir durum. Zaten bu projelere ekonomi bürokrasisindeki yıllarından bu yana vakıf olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hararetle savundu köy projelerini. Başka türlüsü zaten beklenemezdi ama hiç değilse bir açıklama yaparken önemli bir hakikati perdelememesini istiyor insan. Ek bütçe görüşmesinde Perdeleme diye nitelediğim bu açıklama ek bütçe kanun teklifi plan ve bütçe komisyonunda görüşülürken yapıldı. Her kanun teklifi gibi ek bütçede muhalefetin doğal olarak eleştirileriyle karşılandı. Bir eleştiri de köy projeleriyle ilgiliydi. Cumhurbaşkanı Yılmaz akşam oturumun sonuna doğru eleştirileri yanıtlarken köy projeleri için keşke daha çok yapsaymışız dedi ve şöyle sürdürdü köy veya kamu yatırımları ile ilgili bazı eleştiriler yapılıyor. Değerli arkadaşlar, şunu çok açık ve net ifade edeyim. Keşke daha çok yatırım yapsaymışız. Bugün geldiğimiz noktada inşaat maliyetlerindeki artış, dünyadaki bu yaşanan sıkıntılardan sonra geçmişte yaptığımız o yatırımları şimdi yapalım desek çok daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalacağız gerçekten. Dolayısıyla çok iyi yatırım yapmışız. Keşke fazlasını yapsaydık. Sadece bir rakam söyleyeyim size. 2003-2022 döneminde bütçe kaynaklarından ve köy ile yatırımlar yaptık. Köy ile 70.4 milyar dolarlık yatırım yapmışız. Diğer taraftan toplam olarak 570 milyar dolarlık kamu yatırımı yapmışız 2003-2022 döneminde. Buradan köy yatırımlarının kamu toplam kamu yatırımlarındaki payının %14 civarında olduğunu söyleyebilirim. Bunu yapmasaydık bütçe imkanlarıyla bu yatırımları yapamayacaktık ve bugün çok daha büyük yatırım maliyetleriyle karşı karşıya kalacaktık. Bunu da ifade etmek isterim. 150 milyar doların üzerinde. Yılmaz köy projelerinin toplam yatırım tutarını güncel hesapla 70.4 milyar dolar olarak açıklıyor. Ama çok önemli bir unsuru özellikle söylemiyor. Bu projelerin tamamı uzun süreli imtiyaz sözleşmelerine dayanıyor. Hazinenin, Sağlık Bakanlığı'nın, Ulaştırma Bakanlığı'nın, Karayolları'nın, Devlet Hava Meylanları işletmesinin taahhütleri garantileri var. Bu da bütçeden her sene milyarlarca lira ödenmesi demek. 70.4 milyar dolarlık köy yatırımınız var ama bunun iki katını da aşan yükümlülüğünüz var. 150 milyar doların üzerinde. Şehir hastanelerine, havalimanlarına, tünellere, otoyollara. Bundan neden hiç bahsetmiyorsunuz? abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.